Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte istediğiniz herhangi bir kişinin WhatsApp'ından mesajları telefonunuza anlık olarak dahi aktarmanızı sağlayacak bir uygulamaya bakacağız. Android bir uygulama. Android cihazımızdan Play Store'a giriyoruz. Zaten uygulamamızın adı şu anda ekranda yazıyor. Ben hemen şöyle bir yüklediğim. Tabii bir güvenlik riski oluşturabilir arkadaşlar. Bizim test telefonumuz bu, haberiniz olsun. Evet, uygulamamız indi. Gördüğünüz gibi WhatsApp Web'de olduğu gibi bir QR kod sizi karşılıyor. Bu QR kodu iOS cihazımızda WhatsApp Web'e şöyle bir gelelim. Aynen, QR kodu okudun diyor. Hatta bu yetmezmiş gibi şu an benim telefonumda olan tüm mesajları zırt diye çekti kendisine. Her şey var burada. Şimdi ben şunu denemek istiyorum. Lütfü bana bir mesaj atsın bakalım. Lütfü bir mesaj at abi bana. Geliyor. Evet, Lütfü'den ne haber Çağdaş diye bir mesaj geldi. Orijinal telefonuma, yani WhatsApp'ın orijinalinde kurulu olan cihazıma gelen mesaj aynı anda bu uygulamayla buraya da geldi. Demek ki neyi görmüş olduk? Uygulama çalışıyor arkadaşlar. Lütfü bir anlık yazar mısın bana? Biz buradan anlık takip edebileceğiz. Merhaba, merhaba. 13.47. Naber, naber, nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Bunları tek tek okumayacağım tabii ki de size. Ben şunu merak ettim arkadaşlar. WhatsApp Web bildiğiniz gibi bir mesafeden uzaklaştıktan sonra telefona ulaşamadığı için çalışmıyor. Fakat acaba uygulamada böyle bir durum olacak mı? Şimdi Lütfi ile birlikte bir yer değiştirelim. Bakalım uygulamamız çalışmaya devam edecek mi? Sen bir üst kata geç. Ben de bir dışarı çıkayım. Bir mesafeleri bir açalım. Ya da ben bekleyeyim abi. Evet, şu an Lütfi online görünüyor. Ve typing'i gördük. Yazıyor arkadaşlar. Evet, şu an yazılım katında, yani en üst katta mesajlar hala geliyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz test telefonuyla benim iPhone'um aynı Wi-Fi ağındaydı. Bakalım bu ağdan çıkınca da çalışmaya devam edecek mi? Ney? Evet, şu an Lütfi'de duyduğunuz telefon 3G'de olmasına rağmen çekti arkadaşlar. Şimdi bu illete yakalandıysanız nasıl kurtulacağınızı anlatacağız. Normal ayarlarınıza geliyorsunuz, WhatsApp ayarlarınıza, WhatsApp Web'e geliyorsunuz ve log out from all computer, yani tüm bilgisayarlardan çıkış yapa dokunduğunuz anda artık WhatsApp bağlantısı sizi trolleyen, hackleyen veya size kötü bir şaka yapmayı planlayan kişiden kesilmiş oldu arkadaşlar. Nasıl çıkıldığını gösterdik. Şundan da bahsedelim. Çalışma prensibi zaten çok basit arkadaşlar. Bu telefon buradaki QR kod sayesinde bunu bir bilgisayar gibi algılıyor ve WhatsApp Web'e bağlıyor bizleri. Çalışma mantığı aslında bu kadar basit. Peki ben şunu sormak istiyorum Çağdaş, sana etik mi? Çok güzel soru abi. Biz en iyisi bunu bir de ankete taşıyalım. Hemen şurada bir anket var arkadaşlar. Sizce bu durum ahlaki bir durum mu? Yani bizim fikrimiz Çağdaş'la aynı fikirdeyiz bir konuda. Yani sevdiğiniz bir insana güveninizi böyle bir uygulamayla aşılamaya çalışmayın arkadaşlar. Tamamen güven sarsıcı bir durum. İhtiyaç duymuyor dedim. Bu arada hava çok sıcak arkadaşlar. Bu çekimlerde bunu söylüyoruz çünkü terliyoruz, kusura bakmayın tekrar. Şunu da söyleyelim. Eğer buna da ihtiyaç duyuyorsanız bir süre sonra ilişkinizde ne olur? Bay bay olur. Knockout olursunuz. Hazır bay bay demişken de arkadaşlar. Aynen, bu içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.